Değerli milletvekilleri, uzlaşmadan uzak, çoğunlukçu anlayışı kendilerine rehber edinen iki siyasal partinin kendi, kişisel, sosyal, günübirlik siyasi çıkarlarını karşılamak için gündeme getirdikleri ve aynı zamanda meşruluğu tartışmalı olan parlamenter sistemi ve kuvvetler ayrılığını lağveden bir anayasa değişikliği ile tüm uyarılarımıza rağmen yetkileri elinden alınan, itibarsızlaştırılan parlamentomuzun iç işleyişiyle ilgili bir iç tüzük düzenlemesiyle karşı karşıyayız. Çoğunlukçu anlayışla ve konjonktürel ihtiyaçlara çözüm aracı olarak sunulan bu iç tüzük değişikliği, milletin seçilmiş temsilcileri olan biz milletvekillerinin söz haklarının kısıtlanması, konuşmalarımızın sınırlarının belirlenmesi, disiplin ve para cezası gibi meclisimizin halkımız nezdindeki saygınlığına gölge düşürecek ve maalesef son anayasa değişikliğiyle birlikte meclisimizin güvenini iyice kaybettirecektir. Burada gerekçede belirtilen etkin ve verimli çalışmayı sağlamanın tek yolu maalesef muhalefetin daha az konuşması ve mevcut iç tüzük ile güvence altına alınan denetim araçlarının kısıtlanmasında meclis çalışmaları saatlerinden bir tasarruf öngörülmekte. İktidar partisinin muhalefetin sesini kısmaktaki gerekçesini anlamak mümkün. Bu gayet açık. Ancak burada teklifin özellikle diğer muhalefet partisi sahiplerinin önceki geceki değerlendirmelerinde şöyle söylediler. Muhalefet partilerinin denetim araçları olan grup önerilerindeki konuşma sürelerini kısıtlamak, tutanaklardaki yanlış ifadelerin düzeltmesiyle ilgili söz taleplerini kısıtlamak ve özellikle de en önemli denetim aracımız olan yoklama talebini meclis çalışmalarında bir istismar aracı olarak görüldü. Bu gerçekten çok vahim bir durum. İş yüzüğün muhalefet partilerine verdiği konuşma ve denetim haklarının bir başka muhalefet partisi tarafından istismar olarak görülmesi gerçekten kabul edilemez bir durumdur. Şunu söylemek istiyorum. Gerçekten ülkemiz, meclisimizin yerleşmiş bütün demokratik teamüllerinden, ortak ritüellerinden, herkesi kapsayan söylem ve eylemlerinden hızla uzaklaşmakta. Toplumumuz kutuplaşmakta, çoğunlukçu tek adam anlayışının son örneği de maalesef meclisimizde yaşanmaktadır. Bizler sesimiz ne kadar kısmaya çalışsanız da ısrarla ve özgüvenle kapsayıcı, uzlaşmacı, çoğulcu, çözüm üreten kişilerin ya da bazı siyasal partilerin günlük siyasi taleplerine göre değil, halkın sorunlarını öncelleyen, halkın sorunlarına kalıcı çözüm üreten, güçlü ve en önemlisi saygın bir parlamenter sistemi tekrar inşa edeceğiz. Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum.